Türk TV ekranlarından günaydın efendim. Bugün 26 Mayıs Salı, bayramın son gününde Kent ve Yaşam programıyla ekranlarınızdayız. Pandemi sürecinde yaklaşık 2 aydır evlerde oturduk, dışarı çıkmadık ve yeme ve spor alışkanlıklarımız oldukça değişti. Evde kaldığımız sürece egzersiz yapamadık ve bu omurga sağlığımızı nasıl etkiledi? Ve bundan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Pandemi bittikten sonra spora başlayacaksak eğer nasıl spor yapmalıyız? Hepsini kendisinden öğreneceğiz. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Nurten Küçükçayır yayınımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar, iyi bayramlar öncelikle. Biz de sizlere iyi bayramlar diliyoruz. Evet efendim, pandemi sürecinde evde oturduk. Hem yeme alışkanlıklarımız değişti, hem spor alışkanlıklarımız değişti. Merkezler kapanınca evlerde spor yapmak zorunda kaldı sporu çok sevenler. Peki bu evde kaldığımız ve egzersiz yapmadığımız sürece yaşanılanlar omurga sağlığımızı nasıl etkiledi? Evet, aslında pek çoğumuz belki de bu süreçte böyle boyun ağrılarında, sırt ağrılarında, bel ağrılarında artışlar gözlemledi. Tabii ki eskiden çok daha kolay yapabildiğimiz pek çok şeyi artık zorlanarak yapar hale geldik. Çabuk yorulmaya başladık. Bu pandemi sürecinde bunları hissettik ama asıl pandemi döneminden sonra normalleşme sürecinde bunu çok daha net hissedeceğiz. Yürüme mesafemizde kısıtlamalar, merdiven inip çıkmada zorlanmalar aslında bizi bekleyen en büyük sorunlar. Şimdi tabii ki insan vücudu tamamen harekete göre programlanmış bir yapıya sahip. Hareketsizlik gerçekten tüm vücuda ve kas iskelet sistemine ciddi stres yüklüyor, olumsuz yönde etkiliyor. En fazla etkilenen sistem tabii ki hareket sistemimizi sağlayan kas iskelet sistemimiz. Kaslarımız, eklemlerimiz, kemik yapılarımız, omurgamız hareketle beslenen, hareketle normal fonksiyonelliğini sürdüren ve güçlenen yapılar. Tabii evde hareketsiz kaldık bu süreçte. Kaslar, kemikler, eklemler, omurga hepsi gerçekten zayıfladı ve olumsuz yönde etkilendi. Şimdi ilk olarak kaslardan başlayalım. Kaslar nasıl etkilendi bu süreçte? Şimdi kasların kuvvetlenmesi için bir mekanik yüklenmeye ihtiyacımız var. Ve hareketsiz kaldığımız bu süreçte tabii ki yüklenme olmayacağı için kaslarda bir kas erimesi oluşmaya başladı. Kaslarımız zayıfladı. Eskiden yaptığımız hareketleri çok daha zor başarabilmeye başladık. Çabuk yorulmaya başladık. Aynı şekilde kaslar kullanılmaya kısalmaya başladı. Kısalma meydana geldiği zaman da eklemlerimiz olumsuz yönde etkilendi. Eklemlerde hareket kısıtlılıkları, genel olarak vücudumuzda bir tutukluk oluşmaya başladı. Bu da tabii ki ağrıyı beraberinde getirdi. Eklem ağrısını, omurga ağrısını, özellikle boyun, sırt, bel ağrılarını oldukça arttırdı. Yine kemik erimesi oldukça önemli bir sorun bizim açımızdan, hareketsiz kalmaya bağlı. Özellikle kemik erimesi tabii ki yaşlı popülasyonun biraz daha sorunu. Menopoz sonrası bayanlarda ve 65 yaş üstü erkeklerde daha sıklıkla görmekteyiz. Bir de hareketsizlik eklenince tabii bu risk iki katına kadar çıktı. Kemikler de yine kaslardan aldığı uyarılarla beraber kuvvetlenme eğiliminde. Hareketsiz kaldığımız zaman kas erimesi oluşuyor. Kemiklerde çok zengin bulunan kalsiyum, yani mineraller azalmaya başlıyor. Ve vücutta kırıklara karşı bir yatkınlık artıyor. En ufak bir düşme, çarpma, zorlanma omurgada, omurlarda kırıklar oluşturmaya meyil arttırıyor. Yine düşmelere bağlı yaşlı hastalarda kalça kırıklarını çok sık görmekteyiz. Yani kemik erimesi gerçekten çok çok önemli bir sorun. Ve bu süreçte o yüzden egzersizleri hep yapın. Kesinlikle hareketsiz kalmayın. Diyastını üstüne basa basa biz fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri olarak hep ilettik, uyardık hastalarımızı. Bu çok çok önemli bizim açımızdan. Evde çok fazla tabii hareket edemedik aslında. Çünkü çok alışkanlığımız yok evde hareket yapmaya. Bu pandemi süreci tabii alışık olmadığımız bir süreç olduğu için ne yapacağımızı şaşırdık. Yeme alışkanlıklarımız da değişti bu süreçte. Değişti. Obeziteler belki, obezite sorunları çıkmaya başladı, artmaya başladı. Kesinlikle. Tamamen tüm hayatımızı değiştirdi. Özellikle evde çalışanlar için de biraz sıkıntıları oldu. Tamam, biz dışarıya çıkabildik. Orta yaşlı insanlar olarak çalışanlar çıkabildi ama 65 yaş üstü çok daha uzun bir süredir evdeler. Onlar için öngördüğünüz sorunlar, problemler nelerdir?
Evet, 65 yaş üstünde de yine tabii pek çoğu farklı sistemik rahatsızlığa da sahip. Tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi, kalp rahatsızlıkları gibi, felç durumları gibi pek çok aslında hastalıkla da savaşıyorlar bir yandan. Tabii hareketsiz kalmaya bağlı tüm bunlarda da, tüm bu rahatsızlıklarda da aslında bir ilerleme gördük pek çok hastada. Şöyle ki, şimdi egzersiz bizim için gerçekten çok önemli ve tüm sistemlerin sağlıklı çalışması için gerekli olan bir aktivite. Kan basıncının kontrolünde çok önemli egzersiz. Egzersiz yapmamaya bağlı tansiyonda yükselmeler meydana geliyor. Sürekli yatmaya bağlı, sürekli hareketsizliğe bağlı, ayağa kalktığımız zaman, yürümeye başladığımız zaman özellikle yaşlı hastalarda birdenbire tansiyon düşmeleri oluşuyor ve bayılmalara kadar gidebilen böyle sıkıntılı süreçler yaşayabiliyorlar. Onun dışında egzersiz yine glukoz metabolizması, yani şeker hastalığının da oluşmasını baskılayan ve vücudumuzda şekeri de kontrol eden bir sistem. Çok çok önemli. O yüzden şeker hastaları da bu dönemde biraz daha böyle kontrolsüz bir şekerle karşı karşıya kaldılar. Yine aynı şekilde metabolizmayı hızlandırıyor egzersiz. Sizin de dediğiniz gibi obeziteye yatkınlık arttı. Yaşlı hastalarda tabii ki kilo alımıyla da beraber eklemlerde zaten kireçlenmeler pek çoğunda vardı. Daha fazla yük bindi eklemlere. Dolayısıyla eklem ağrıları daha çok arttı yaşlı hastalarda. Ve biraz önce de söylediğim gibi kemik erimesi, tabii yaşlılarda kemik yıkımı çok daha fazla olduğu için kemik erimesi de önemli bir risk haline geldi. Tabii yaşlı hastalarımızda denge sorunları da çok çok ön planda oluyor. Pek çok nörolojik hastalık da çünkü yaşadıkları için ve hareketsizliğe bağlı denge bozuklukları ve düşme riskleri de arttı. Bu süreçte kırıklara biraz daha meyil arttı. O yüzden de onlar için özellikle birazdan da göstereceğiz sizlere. 65 yaş üstü hastalarımıza tüm bu saydığım risk faktörlerinden korunmak amaçlı ve sonrasında daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri açısından ne tür egzersizler yapacağız, onlarla da konuşacağız birazdan. Evet, 65 yaş üstü için ayrı bir egzersiz herhalde yapma sistemi var. Evet. Bizler için farklı. Farklı. Peki, pandemi sürecinde evet evde kaldığımız zamanlarda daha çok bilgisayarla, tabletle ve telefonla haşır neşir olmaya daha fazla vakit ayırdık. Özellikle çocuklar kesinlikle oyunun başından kalkmadı. Evden çalışanlar hakeza yine bilgisayar başındalar ve artık herhalde biraz da omurga sistemimizi değiştirdi. Bilgisayarla evet oynarken, telefon başındayken, tabletle oynarken pek bir oturma sistemimiz var mı? Doğru oturma şekli var mı? Tabii ben onunla ilgili hemen size bir şuradan uygulamalı olarak göstereyim. Şimdi mutlaka tabii home office çalışanlar çok uzun süre işlerini hep bilgisayar başında evde yürütmeye başladılar. Şimdi mutlaka dik oturacağız sandalyeye. Sandalyede otururken kalçalar ve dizler 90 derece kıvırık olacak. Bacak bacak üstüne çok atmayacağız. Dik pozisyonda ve mutlaka ayaklarımız yerde sabit olacak. Hatta böyle ufak bir yükselti varsa ayaklarımızın altına omurgamızı rahatlatmak amaçlı alttan bir destek sağlayabiliriz. Yine oturduğumuz sandalye çok önemli. Mutlaka bir bel desteğinin olması gerekiyor. Yani bel çukurumuzun dolu olması gerekiyor. Çukur boşta kalmasın ki omurgaya çok fazla yük binmesin. Yine sandalyenin kolçaklı olması önemli. Şöyle dirseklerimizi rahat bir şekilde dayamamız lazım. Çünkü kollar boşta kalırsa bütün kollarımızın yükü boyun omurgamıza biniyor. Dolayısıyla buraya fazla yüklenmeye bağlı. Zaten sürekli aynı pozisyonda kalıyoruz. Kolların da yükü boyuna eklenince tabii boyun ağrıları ve boyunda şekil bozuklukları çok daha fazla ortaya çıkıyor. Özellikle böyle boyun destekli sandalyemiz varsa çok daha uygun bizim açımızdan. Ve bilgisayarın konumu çok önemli. İyi aydınlanmış bir ortam mutlaka olması gerekiyor. Ve bilgisayar ekranının tam bizim gözümüzün hizasında olması gerekiyor. Şu şekilde çok aşağıda olmaması çok çok önemli. Tam göz hizamızda olması oldukça önemli. Tabii bu dönemde süre de çok önemli. Şimdi oturuyoruz saatlerce, bazen bilgisayarın başından kalkmıyoruz. Bu gerçekten omurga sağlığı için, boyun bölgesindeki kaslarla alakalı ağrılar oluşturması sebebiyle ve şekil bozukluğu oluşturması sebebiyle çok önemli. 20 dakika, maksimal yarım saat. Oturduk, işimizi yaptık, lütfen bir kalkalım, dolaşalım, birazcık şöyle boynumuzu bir hareket ettirelim, sonra yine işimizi yapmaya devam edelim. Peki bu süreç biraz daha uzarsa omurga şeklimizde ya da kas sistemimizde bir değişiklik olabilir mi?
Kesinlikle. Şimdi bizim normal vücudumuzda hani şu şekilde dik durduğumuz zaman başımızın ağırlığı yaklaşık 5,5 ila 6 kilo arasında ve boynumuza binen yük bu kadar. Şu şekilde durduğumuz zaman 5,5-6 kilo kadar. Pardon. Bu süreçte öne doğru eğildiğimiz zaman, yani sürekli olarak telefonda mesaj yazdığımız zaman, sürekli olarak bilgisayarlarla, tabletlerle uğraştığımız zaman 15 derece eğime bağlı olarak başımızın yükü 20 kiloya kadar çıkıyor. Yani şuradaki boyun omurlarımıza 20 kilo yük bindirmiş oluyoruz. Biraz daha fazla arttırdığımız şekilde, bu şekilde özellikle 40 kiloya kadar artış gösteriyor. Bu ne demek? Başımızın ağırlığı omurgamıza gerçekten çok fazla geliyor demek ve oradaki kemik yapılarda, disk yapılarında, bağ dokularında, kas dokularında ciddi gerginlikler, ciddi bir stres yüklenmesi ve buna bağlı da boynumuzda öne doğru düzleşmeler ve fıtıkların oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabii boyun omurgası bu şekilde etkilenirken bunun yükü sırta doğru, bele doğru, kalçalara doğru ve tabii bacaklara kadar da iniyor. Yani o başımızdaki şu şekildeki uzun süreli eğimler tüm aslında omurgamızı ve tüm vücudumuzu olumsuz yönde etkileniyor. Normalde arkaya doğru bir C çizmesi lazım boynumuzun şu şekilde. Öne doğru eğildiğimiz zaman ters C'ye dönüyor ve biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi omurgamızda gerçekten ciddi şekil bozuklukları oluşuyor. En önemlilerinden bir tanesi de kamburluk. Boyun düzleştiği zaman ve bu şekilde durduğumuz zaman sırt omurgamızda da öne doğru bu şekilde bir kamburluk oluşuyor. Bunlar gerçekten ciddi sıkıntılar. Fıtıkları beraberinde getiriyor, kireçlenmeler oluşuyor, kas ağrıları ciddi bir şekilde oluşuyor. Hele bir de bu süreçte tabii çocuklarımız da aynı şekilde cep telefonlarıyla, tabletlerle sürekli uğraşıyorlar. Onlar da çocukluk döneminde oluşan bu eğrilikler sonrasında çok daha ciddi problemlere sebebiyet verebiliyor. Peki hayatları boyunca hep hayatın içinde spor olan insanlar var. Haftanın 5 günü spor salonuna gidenler ve kondisyonunu hep sağlam tutan kişiler var hayatımızda. Onlar için de şimdi merkezler kapandığı zaman tabii ki sporları yarıda kaldı. Onlar kesinlikle. Şu an vücutları alışık olduğu için şu an bekliyorlar. Onlar için bir risk söz konusu mu? Tabii şimdi onlar belirli bir egzersiz kapasitesine, bir ayrı bir kapasiteye sahip olan insanlar. Yani kasları kuvvetli, kemikler kuvvetli, eklemler sağlam. Birdenbire hareketsizlikle karşı karşıya kaldıkları zaman aslında onların kas iskelet sistemi biraz daha fazlaca bir strese girdi. Dolayısıyla tabii ki onların bu ayrı bir kapasiteyi korumaları amaçlı, kaslarının özellikle kuvvetliliğini, dayanıklılığını korumak amaçlı egzersizi aslında evde hep onlara devam edin dedik. Devam etmeleri lazım. Tabii ki evde profesyonel bir merkezdeki gibi olmaz ama en azından işte bir ev içinde yürüyüşler, evde bir bisikletleri varsa bisiklet egzersizleri, işte mekik çekme, şınav egzersizleri, karın egzersizleri, yani yapabilecekleri maksimal kapasitede sabah akşam olacak şekilde mutlaka egzersizlerine devam öneriyoruz. O çok çok önemli bir süreç. Peki evet, egzersiz çok önemli. Bu pandemi sürecinde evde kaldığımız sürece hareket etmemiz çok önemli ama bunun yanında yeme içmemize de herhalde dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kas erimesi, kemik erimesi de şu an söz konusu, belki 65 yaş çok önemli için. Nelere, egzersiz dışında nelere dikkat etmeliyiz? Evet, şimdi dediğiniz gibi obezite önemli bir risk faktörü haline geldi bu hareketsizliğe bağlı olarak. Kilo almamaya çalışalım. Yani çok fazla karbonhidrattan zengin beslenmeyelim bu süreçte. Eklem sağlığımızı korumak amaçlı özellikle. Yine kemik sağlığımız açısından en önemli besin kaynaklarımız kalsiyumdan zengin özellikle besinler. Süt ve süt ürünleri, süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdan zengin olan besinler ve kolaylıkla ulaşabileceğimiz besinler aslında. Özellikle dediğiniz gibi yaşlı popülasyon bu şekilde beslenmeye ağırlık vermeli. Onun dışında D vitamini çok sentezleyemedik. Tabii evdeyiz, çok güneş görmüyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Ne öneriyoruz bu tür durumlarda? Camı açsınlar veya balkona çıksınlar. 20 dakika günlük güneşlenme çok önemli. Özellikle avucumuzun iç kısımları, şu kolumuzun beyaz olan kısımları ve dizden aşağı olan baldır kısımları, özellikle kemik yapılar, güneş alsın. Yani 20 dakika mutlaka güneşlenelim ve günlük D vitamini sentezimizi arttıralım. Bu hem
aldığımız kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlayacak ve kemiklerimizin kuvvetlenmesini de sağlayacak. Yine aynı şekilde hareketsizliğe bağlı kaslarda gerginlikler oluştu. Bir de şöyle bir süreç var. Tabii ciddi de bir stres altındayız aslında. Hem COVID enfeksiyonuyla savaş halindeyiz, hep evdeyiz. Kaslar gerçekten gerildi. Bu stres durumu da bizi psikolojik yönde olumsuz yönde etkiledi. Ve kas gerginliğine bağlı özellikle kas krampları, kaslarda gerginliklere bağlı ağrılar oluştu. Bu dönemde magnezyum çok önemli. Magnezyum desteği kesinlikle öneriyoruz. Kolaylıkla bulabilecekleri aslında kuru yemişlerde, baklagillerde, bademde çok fazla magnezyum var. Ara öğün şeklinde onlardan faydalanmalarını öneriyoruz. Kas erimesinin engellenmesi amaçlı proteinden zengin beslenmek çok önemli. Hem kas kitlemizi koruyalım hem de daha da kuvvetlendirelim, erimeler meydana gelmesin. Bu süreçte de protein kaynaklarımız özellikle kırmızı et, beyaz et, aynı şekilde baklagillerde çok fazla protein var. Kesinlikle kullanalım. Yine B12 vitamini bizim kas iskelet sistemimiz için ve sinir sistemimiz için oldukça önemli. B12'yi de yine kırmızı etten ve baklagillerden alabiliriz. Bunlara ağırlık vermemiz çok önemli. Bir de sıvı tüketimi çok çok önemli. Hem kas iskelet sistemi hem de omurga sağlığımız için. Tabii tüm vücut için önemli aslında. Günde 2,5-3 litre kadar mutlaka sıvı tüketmemiz çok çok faydalı olacaktır. Evet, peki evde çalışmalar hala devam ediyor. Evde çalışan kişiler için önerileriniz var mı? Evet, evde çalışırken de tabii ki biraz önce gösterdiğim o home office çalışanlarda oturma pozisyonu çok çok önemli. Ama saatlerce aynı pozisyonda kalmasınlar, beslenmeye dikkat etsinler. Oturur pozisyonda özellikle işte bir saat oturduk kalksınlar, bir 5-10 dakika kadar bir yürüyüş yapsınlar, tekrar oturmaya devam etsinler. Şimdi bizim bu şekilde uzun süreli evde kalmada hareketsizliğe bağlı olarak en çok etkilenen sistemlerden bir tanesi de dolaşım sistemimiz. Hı hı. Özellikle dolaşım sisteminde de problemler oluşmaya başladı. Tansiyon dengesizlikleri, dolaşım bozuklukları. Özellikle sürekli aynı pozisyonda oturuyorsak uzun saatlerce damarlarda tıkanıklıklar oluşmaya başladı. Kan akımının azalmasına bağlı. Özellikle diz altı bölgelerde, baldır kaslarının aslında çevrelediği bölgede toplar damarlarımızda kan akımının azalmasına bağlı tıkanıklıklar ve kan pıhtıları oluşmaya başladı. Tabii ki bu kan pıhtılaşmasının önüne geçmemiz lazım. Çünkü gerçekten oradaki oluşan pıhtılardan kopan parçalar kalbe eğer gelirse bir kalp krizi, akciğer damarlarını tıkarsa solunum yetmezliği ile seyreden pulmoner emboli dediğimiz önemli bir rahatsızlık durumuna sebebiyet veriyor. Beyni atarsa bu pıhtılar inme oluşumuna bir zemin hazırlıyor. O yüzden de dolaşımı da olumlu yönde sağlamak için mutlaka egzersizler çok çok önemli. Birazdan şimdi dolaşımla ilgili de birkaç egzersiz göstereceğiz. Onları hiç ihmal etmesinler. Evet, evde yapabileceğimiz egzersizleri soracağız size. 65 yaş üzeri için evde yapılabilecek egzersiz önerilerini alacağız sizden. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Kent ve Yaşam programı devam ediyor efendim. Stüdyo konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Nurten Küçükçayır. Bugün bize, evet Nurten Hanım, herkesin rahatlıkla yapabileceği hem omurga sistemimizi etkileyen hem kas sistemimize iyi gelen ufak tefek egzersizler gösterebilir misiniz bize? Tabii ki biz şimdi fizyoterapist arkadaşım Yücel Bey ile birlikte hem oturarak hem yatarak hem ayakta hangi egzersizleri kolaylıkla yapabileceğiz? Onlarla ilgili bir egzersiz bildirimi yapacağız sizlere. Eğer müsaitseniz hemen başlıyoruz biz tabii de ki. Yayın olarak. Tabii ki. Şimdi ben kameramı şöyle çevireceğim. Hı hı. Evet. Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey ile birlikte öncelikle omurga sağlığımız için önem arz eden egzersizlerle başlıyoruz. İlk olarak boyun hareketleriyle başlayacağız. Şimdi sol eleğimizin desteğiyle boynumuzu sol tarafa doğru eğebildiğimiz kadar eğiyoruz. Bir germe egzersizi bu. Ve sağ taraftaki kasların gerildiğini hissediyoruz. Değdirebildiğimiz kadar değdirip 3'e kadar bu pozisyonda sayıp
tekrar normal pozisyonumuza geri dönüyoruz. Aynı hareketi yine sol taraf için de tekrarlıyoruz. 3'e kadar sayıyoruz ve tekrar normal pozisyona dönüyoruz. Aynı hareketi öne doğru iyice çenemizi göğsümüze değdirmeye çalışıp 3'e kadar sayıp tekrar rahatlatıyoruz. Ve geriye doğru aynı hareketimizi uyguluyoruz. Ve bütün aslında boynumuzu çevreleyen kasları bu şekilde rahatlatmış oluyoruz. Bir diğer hareketimiz boynumuzla yarım daireler çizme hareketi. Şöyle sağ tarafa doğru hareketlerimizi, yarım dairelerimizi çiziyoruz. Önden arkaya doğru. Sonrasında aynı hareketi arkadan öne doğru tekrarlıyoruz. Bütün boyun hareketlerimizle kaslarımızın rahatlamasını, omurgamızın rahatlamasını bu şekilde sağlıyoruz. Şimdi boyun hareketlerinde bir diğer nokta da kaslarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Normal postürümüzün sağlanması açısından boyun kaslarını kuvvetlendirici egzersizleri göstereceğiz. Sağ elimize başımızı itiyoruz. Her iki taraftan da yani hem elimizden hem de başımızdan direnç uyguluyoruz. 3'e kadar sayıp bırakıyoruz. Aynı hareketi yine sol tarafımızla yapıyoruz. Yine ön kasları kuvvetlendirmek amaçlı arka grubu da özellikle zorlayarak tüm yönlerde bu şekilde elimize başımızı bastırarak 3'e kadar sayıp kaslarımızı kuvvetlendirme egzersizlerini uyguluyoruz. Şimdi özellikle omuz grubu ve sırt kas grubunu rahatlatmak ve özellikle kuvvetlendirmek için egzersizlerimize başlayacağız. İlk hareketimiz omuzumuzu yukarı doğru, her iki omuzu çekebildiğimiz kadar yukarı doğru çekiyoruz. Çekiyoruz, 3'e kadar sayıyoruz en üst noktada ve aşağı doğru rahatlatıyoruz. Tekrar aynı hareketi uyguluyoruz ve aşağı doğru yine omuzlarımızı rahatlatıyoruz. Tüm bu en başından beri yaptığımız hareketleri onar tekrarlı yapmamız uygun olacaktır. Yine omuz hareketleriyle devam edelim. Arkaya doğru yuvarlaklar çizme. Ve bütün aslında sırt ve omuz kaslarını rahatlatma egzersizleri. Aynı hareketi öne doğru daireler çizme şeklinde 10 tekrarlı uyguluyoruz. Bir diğer tabii hareketimiz eklemlerde de olumsuzluklar oluşmaya, katılıklar oluşmaya başladı, ağrılar oluşmaya başladı. Omuz hareketi, omuz germe hareketimiz. Öne doğru şu şekilde kolumuzu özellikle yapabildiğimiz kadar omuzumuzu gerdirecek şekilde yana doğru uzatıyoruz. Diğer elimizle destek alarak. 3'e kadar sayıyoruz ve rahatlatıyoruz. Aynı hareketi yine diğer omuz için de tekrarlıyoruz. Bu şekilde omuz eklemini rahatlattık. Şimdi yine omuz ve sırt kaslarını kuvvetlendirme egzersizleri. Kollar yanda 90 derece dirseklerden kıvrılmış bir şekilde kollarımızı yandan yukarı doğru uzatıyoruz. Ve uzatabildiğimiz maksimal noktaya kadar uzatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bütün omurgamızı rahatlatıyoruz. Omurgayı açıyoruz, omurga kaslarını kuvvetlendiriyoruz ve aslında tüm kasları da biraz gevşetmiş oluyoruz. Yine 10 tekrarlı olacak şekilde bu hareketimizi uyguluyoruz. Şimdi hepimizin evinde oklavamız ya da böyle bir tahta çubuğumuz vardır. Evet. O hareketlerle devam edelim. Şimdi iki elimizle oklavamızı kavradık. Götürebildiğimiz maksimal üst noktaya kadar yine yukarıda tutacak şekilde kollarımızla kaldırdık. Ve ensemizin arkasına doğru oklavamızı indirdik. İki tane kürek kemiğimizin arkada aslında gerildiğini ve sıkıştığını hissettik. Bütün kasları, sırt kaslarını şu anda çalıştırıyoruz. Tekrar yukarı kaldırdık. Altta 3'e kadar saydık bu şekilde ve tekrar rahatlattık. Şimdi bir diğer yine sırt ve omuz egzersizimizi gösterelim. Yine ayağa kalkacağız bu sefer. Oklavamızla arkada oklavamızı kavrayacağız iki elimizle. Ve getirebildiğimiz kadar arkaya doğru elimizle oklavamızı geriye doğru iteceğiz. İtebildiğimiz kadar. Siz de çok net görüyorsunuz sırt evet. kaslarının ne kadar düzleştiğini, omurgamızın ne kadar rahatladığını burada. 3'e kadar en tepe noktada sayıp tekrar normal pozisyonumuza geri döneceğiz. Şimdi bunlar boyun ve sırt egzersizlerimizdi. Tabii bel kısmı da çok çok önemli. Bel omurgasını ve bel kaslarımızı da oldukça kuvvetli tutmamız gerekiyor. Çünkü evet. bizim dengemizi sağlayan, normal hareketimizin en iyi şekilde idame edilmesini sağlayan en önemli bölge omurgamız ve tüm yönlerde çalışmamız gerekiyor.
Özellikle 65 yaş üstü hastalarımızın da yatarak özellikle ve oturarak çok rahatlıkla yapabileceği egzersizler bunlar. Şimdi bu şekilde uzanıyoruz. Bel çukurumuza her iki elimizi yerleştiriyoruz dizlerimizi büktükten sonra. Bizim orada bir bel çukurumuz var ve onun şeklini korumak zorundayız. Şimdi itebildiğimiz kadar karın kaslarıyla bel kaslarımızı aşağı doğru elimize doğru itiyoruz. Belimizi düzleştiriyoruz. Uça kadar sayıyoruz ve tekrar rahatlatıyoruz vücudumuzu. Yine itip uça kadar sayıyoruz ve tekrar rahatlatıyoruz. Bu hareketten sonra yine bel, kalça ve tüm omurga kaslarını ve karın kaslarını çalıştıran bir egzersiz göstereceğiz. Her iki elimizle dizimizi kavruyoruz. Ve kendimize kadar çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Üçe kadar sayıyoruz bu şekilde ve tekrar geriye doğru uzatıyoruz. Aynı hareketi diğer ayak için de tekrarlıyoruz. Üçe kadar sayıyoruz ve tekrar geriye doğru uzatıyoruz. Yine bir köprü kurma hareketimiz var. Dizlerimizi bu şekilde kıvırıyoruz. Ve kalçamızı yataktan yukarıya doğru kaldırabildiğimiz kadar kaldırıp aslında bir köprü kuruyoruz. Burada da yine bütün omurga ve kalça grubu kasları çalıştırıyoruz. Üçe kadar en maksimal seviyede kalıp tekrar rahat bir şekilde uzatıyoruz. Bir diğer hareketimiz düz bacak kaldırma dediğimiz hareket. Bir dizimiz böyle kıvırık, diğer hareketimizle, diğer ayağımızla dizimize kadar yukarı doğru dümdüz bacağımızı kaldırıyoruz. Ve tüm bacak kaslarını ve bel kaslarını şu anda aktif bir şekilde kullanıyoruz, kuvvetlendiriyoruz. Yine 10 tekrarlı bu hareketimizi de yaptıktan sonra şimdi yüzüstü yatıyoruz. Yüzüstü uzandık. Yine omurgayı çevreleyen kaslarımızı kuvvetlendirici egzersizler. Kaldırabildiğimiz kadar omzumuzu ve başımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. En maksimal noktada olacak şekilde 3'e kadar sayıyoruz bu şekilde. Ve tekrar başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz. Aynı şekilde yine kalkıp üçer defa, üçe kadar sayıp tekrar rahat bir şekilde uzanıyoruz. Sonrasında emekleme pozisyonuna geçiyoruz. Kedi deve dediğimiz çok önemli bir omurga egzersizi bu. Emekleme pozisyonundayız. Başımızı öne doğru iterken, öne doğru çekerken omurgamızı yukarı kadar yükseltebildiğimiz kadar yükseltiyoruz. Üçe kadar bu pozisyonda kalıp başımızı yukarı doğru kaldırırken omurgamızı da aşağı doğru itebildiğimiz kadar itip bir çukurlaşma orada oluşturuyoruz. Yine bu hareketimizi de onar tekrarlı olacak şekilde uyguluyoruz mutlaka. Bir diğer hareket hem omurga sağlığı hem de biraz bizim tüm aslında kol bacak kaslarını da kuvvetlendiren bir egzersiz. Ters kol ters bacak hareketi dediğimiz bir kolumuzu öne doğru uzatırken diğer ayağımızı aşağı doğru uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz. Dokunabileceğimiz maksimal noktaya kadar dokunmayı hedefliyoruz burada. Ve her iki taraf için de arka arkaya bu hareketleri yine onar tekrarlı olacak şekilde uyguluyoruz. Şimdi yavaş yavaş oturma pozisyonuna geçelim. Şimdi otururken de özellikle şimdi bundan sonra vereceğim hareketler hem gençlerin hem de 65 yaş üstü aslında hastaların kolaylıkla yapabileceği egzersizler. Şimdi böyle oturur pozisyondayken dizimiz 90 derece kıvrık şekildeyken yere basarken dümdüz yukarı ayağımızı kaldırıyoruz. Ayak bileğimizi çekebildiğimiz kadar kendimize çekiyoruz. Üçe kadar sayıyoruz bu şekilde. Ve geriye doğru bırakıyoruz, tekrar aynı pozisyonumuza geçiyoruz. Aynı harekete hem sağ hem de sol bacak olacak şekilde, onar tekrarlı olacak şekilde planlıyoruz. Şimdi bu hareketi başlangıçta bu şekilde normal vücut ağırlığımızla yaparken, sonraki süreçlerde ayak bileğimize yarım kiloluk ya da bir kiloluk ağırlıklar bağlayarak yapmaya başlarsak, diz çevresindeki ve kalça grubu kasları daha da kuvvetlendirmiş olacağız. Önce bu şekilde başlıyoruz, yaşlı hastalar bu şekilde uyguluyorlar ama biraz daha kuvvetlenme istiyorsak ağırlıkla da çalışma yapabiliriz bu anlamda. Şimdi yaşlı hastalar için denge çok önemli dedik, kemik erimesi çok önemli dedik. Bu süreçte kemiklere bir mekanik yük olması lazım ve dengemizin çok çok iyi olması lazım düşme riskine karşı. Onlar için böyle oturdukları yerden yavaş yavaş oturup kalkma egzersizleri. Oturuyoruz. Tekrar kalkıyoruz. Bunları tek başına yaşlılarımız yapamıyorsa mutlaka bir sandalyenin arkasından destek alarak veya bir yakınının desteğiyle yapabilirler.
oturup kalkma hareketleri mekanik yüklenme sağlıyor. Çünkü yerden bir yük alıyoruz ve bu şekilde kemiklerimizin de kuvvetlenmesi sağlanmış oluyor. Aynı şekilde yine bir yakınlarının desteğiyle ya da çok ciddi denge problemleri yoksa tek ayak üzerinde kalkıp oturma, yine aynı şekilde ayağımızı yere bırakma. Sonra oturup dinlenebilirler ve tekrar devam edebilirler egzersizlere. Sağ ve sol taraf olacak şekilde her ikisini de aktif uygulayabilirler. Şimdi bir dolaşımla alakalı bir egzersizlerden bahsetmiştik. Onlarla ilgili de bilgi vermek isterim. 65 yaş üstünde özellikle kalp rahatsızlıkları da ön planda, kanda pıhtılaşmaya meyil var, hareketsiziz. Bu riski çok daha belirgin arttırmış durumdayız. Şimdi 65 yaş üstü dolaşımı da rahatlatmak için tabii hem dolaşım hem de şu aşamada bütün kaslarımızı ve eklemlerimizi de yine kuvvetlendireceğiz ve çalıştıracağız. Şimdi bir yastık koyduk baldır kaslarımızın altına. Bu şekilde yatak ile ayağımızın arasında bir mesafe oluşturduk. Ayak bileğimizi yukarı doğru çekiyoruz. Çekebildiğimiz kadar. Ve baldır kaslarında bir gerginlik oluşmasını sağlıyoruz. 3'e kadar bu pozisyonda sayıyoruz. Ve tekrar aşağı doğru itiyoruz ayağımızı. Tekrar çekiyoruz. Tekrar 3'e kadar sayıp aşağı doğru itiyoruz. Buradaki hedefimiz hem ayak bileği ekleminin hareketini sağlamak, hem baldır kaslarının aktif çalışmasını sağlamak, hem de baldır kaslarının aktif çalışmasıyla toplar damarlarda biriken kanı kalbe pompalamak. Dolayısıyla burada birikimi engelleyip pıhtılaşmanın oluşmasını engellemek. Bir diğer hareketimiz ayak bileğiyle daireler çizme. Saat yönünde şu şekilde 360 derece çevirecek şekilde ayak bileğimizi döndürüyoruz. Aynı hareketi saat yönünün tersi yönünde de tekrarlıyoruz. Yine hem kasları hem eklemleri hem dolaşımı koruyan bir hareket. Bunları yine onar tekrarlı olacak şekilde uyguluyoruz. Şimdi diz çevresi kaslara geçelim. Yine yaşlı hastalarımızın çok rahat uygulayabileceği. Dizimizin altına yastığımızı bu şekilde koyuyoruz. Diz hafif kıvırık gördüğünüz gibi. Şimdi dizimizle yastığa doğru bastırıyoruz. Bastırabildiğimiz kadar. 3'e kadar bu şekilde sayıyoruz ve tekrar rahatlatıyoruz. Diz çevresi kasları çalıştırıyoruz burada. Ve yine diz çevresindeki kasların çalışmasıyla beraber kanın pompalama sisteminde yukarıya doğru itilmesini, gönderilmesini de kuvvetlendirmiş ve aktifleştirmiş oluyoruz. Yine bu hareketi de 10'ar defa olacak şekilde planlıyoruz. Şimdi bir diğer hareketimiz, yastığı kenara alabiliriz. Topuk kaydırma hareketi dediğimiz hem kalça hem diz hem de ayak bileğini çalıştıran bir egzersiz. Yavaş yavaş topuğumuzu yatak üzerinde kaydırıp getirebildiğimiz kadar kalça eklemine kadar değdirmeye çalışıyoruz. Yaşlılarımızın çok kolay yapabileceği, yattıkları yerden hiçbir yardıma ihtiyaç olmadan, düşme çarpma riski olmadan oldukça güvenilir bir şekilde uygulayabileceği bir egzersiz yine. Bu şekilde hem sağ taraf hem de sol taraf olacak şekilde onar tekrarlı. Bu egzersizimizi de tekrarlıyoruz. 65 yaşında kolaylıkla yapabileceği egzersizler bunlar. Aynı zamanda biraz önce gösterdiğimiz omurga sağlığı ile ilgili egzersizleri de aslında yaşlı hastalarımız çok rahat yapabilirler. Ama tabii ki bir ağrı oluşturmayacak şekilde. Yani bizim aslında buradaki en önemli hedefimiz egzersizleri yaparken herhangi bir ağrı oluşturmamak. Çünkü ağrı yapabileceği sinyaldir. Egzersizler evet, olması. Evet, egzersizler. Kesinlikle öyle. Yücel Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu arada. Biz de Yücel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum size Nurten Hanım. Tabii ki. Dedik ki tabii telefonlar elimizde, tabletler elimizde ve belki de el kaslarımızda da hani bir sıkıntılar olabilir. Çünkü daha fazla kullanmaya başladık. Özellikle baş parmaklarımıza. Bunlar için önerebileceğiniz bir egzersiz var mı peki? Evet tabii ki. Şimdi tabii hep mouse kullanıyoruz. Hep eller böyle masada. Kesinlikle el bileklerini, parmaklarını rahatlatmamız lazım. Onları da ben göstereyim sizlere. Şimdi şu şekilde biraz geriye doğru aldım kendimi. Öne doğru uzattık ellerimizi. Parmaklar ve avuç aşağı doğru bakıyor. Şimdi kapatabildiğimiz kadar kapatıyoruz, yumruk yapıyoruz sımsıkı. Bütün el küçük eklemlerimizin aslında böyle kıvrıldığını ve gerildiğini hissediyoruz. Sonrasında açıyoruz. Biz de bütün eceği birlikte yapıyoruz. Aa, harikasınız, süper. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Geriyoruz bütün yine parmaklarımızı, bütün kas yapılarını. Tekrar kapatıyoruz ve bütün
eklemlerin aslında gerildiğini hissediyoruz. Sonrasında avuç yukarı doğru bakacak şekilde çevirdik kolları. Aynı hareketi yine uyguluyoruz. Kapatabildiğimiz kadar kapatıp tekrar açıyoruz. Bu yine parmaklarımızın hepsini aktif çalıştıran bir egzersiz. Bir de tabii ki bu süreçte bileklerde de etkilenmeler oluşuyor. Özellikle mouse'un basısına bağlı, özellikle bizim şu üç parmağımızın hissini, duyusunu alan bir sinirimiz geçiyor şu bölgeden. Ödeme bağlı ve baskıya bağlı orada bir sinir sıkışması meydana geliyor. El parmaklarında uyuşmalar, karıncalanmalar çok ilerlerse güçsüzlük gelişebiliyor. Onu engellemek için de özellikle şöyle bileğimizi aşağı doğru itebildiğimiz kadar itiyoruz. 3'e kadar burada sayıyoruz. Tekrar rahatlatıyoruz normal pozisyonda. Yukarı doğru bu sefer çekebildiğimiz kadar el bileğimizi çekiyoruz. Rahatlatıyoruz bilekteki bütün kasları ve eklem yapıyı. 3'e kadar sayıyoruz burada ve tekrar rahatlatıyoruz. Çok basit hareketler aslında ama gerçekten bizi pek çok kısıskele sistemi rahatsızlığından koruyacak hareketler. Onları da mutlaka home office çalışanlar, evde çalışanlar aralıklı olarak mutlaka yapsınlar. Çok teşekkür ederiz programımıza. Değerli bilgiler verdiniz katıldığınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Kent ve Yaşam programının sonuna geldik efendim. Saat başında canlı yayınlarla devam edeceğiz. Thank you.